rüyaları yorumluyorum. Yani sizin bana yolladığınız rüyaları yolluyorum anam. Ah anam ah. Ayşegül Yıldırım. Rüyamda kına gecem olduğunu gördüm. Elimde mum yakıyordum. Kalbinizde ya da kalbinizden kim istiyorsanız ya da kimin evlenmesini ya da siz bile bekarsanız gerçekten Rabbim size ışığınızı verecek ve doğru insanınızı bulacaksınız. Sevgi var ol. Onu demin yorumlamıştık Semahir. Emine Hanım, rüyamda babaannemle gittim. Çok küçük kardeşimle birlikte iki kardeşim mahallenin yolunda zıplayarak oynuyordu. Yol çöktü vesaire vesaire. Yağmur. Şöyle söyleyeceğim Mahir'cim, senin devletle alakalı ataman ya da beklentin neyse gerçekleşecek ve her şey yarım kalıyor ve bir türlü olmuyor Emine ablacığım diyorsam hayatındaki aksilikler geride kalacak gözüküyor. Gülten Küçük, rüyamda evimizin sattığımı gördü herhalde, yanlış yazmış. Satılması yeni bir malın, yeni bir oluşumun aydınlanacağını gösterir, o yüzden merak etmeyin. Bekar kızım doğum yaptığını görmek gerçek ve Allah'tan korktum diyor. Bekar kızınızın çocuğunuzun doğum yapması, evlilik yapacağı işle alakalı yenilikler olacak. Büyük aydınlanma ve feraha kavuşmasını gösterir Milana. Rüyamda ölmüş anneme bana kızıyordu, ben de başımı duvara vuruyordum. Annenizin ruhu içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Akın Muhammed. Sizin bazı anne soyunuzdan miras işleri var. İki kişi arasında bazı sıkıntılar yaşayacaksınız. Bunlar da size sorun yaratacak. Beyza Yener, dolmuştayım. Şoförüm biriyle kavga ediyorum. Normal konuşarak oğlumu peşine bırak ama erkekle konuşuyor. Yani oğlum eşcinsel. Sonra erkekten ben oğlumu seviyorum. Bırakmam istemiyorum. Bu ne saçma rüyalar yahu. Neden oluyor? Oğlunuz Beyza'cığım, oğlunuzun gelecek hayatıyla alakalı hedeflediğiniz birçok şey aydınlığa ve feraha kavuşacak. Ve gerçekten ne istiyorsanız onun hayatı aydınlık ama sizin onunla ilgili korkularınız var. Bundan korkmayın. Çünkü o çok ileride başarı sağlayacak. Şöyle bir durum. Fatma Kar, Emine Hocam merhaba. Bir anda akşam vakti konuştum. Erkek yanımda dolmuş bekliyordu ama geliyor, sabırsızlanıyorum, çıkıp geliyorum, yağmur. Ya genelde bu izleyicilerimizin hepsi bu hafta yağmur görmüş. Yağmur berekettir, şanstır, uğurdur. Rabbimin size yağdıracağı tüm kapıların açılmasıdır. Yarım kalan kapılarınızın aydınlanmasıdır. O yüzden sizin gördüğünüz rüya hem bereket hem aydınlık, bir de uzun süredir ilişkiniz yoksa doğru insanı bulup hayatını birleştirmektir. Bir arkadaşımın rüyasında at görmüş. At Murat'tır. Yeni bir iş anlaşmasıdır ya da yeni bir erkekle evlilik kapısıdır. Biri de kedinin onu yaladığını görmüş rüyasında. Kedi yalaması aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kedileri sever ve siz de kedi kapınızla ilgili her gördüğünüzde bir hayvan sevdirmeniz gerekiyor diyorum. Evet, bu haftalık rüyamız da burada sona erdi. Sevgiyle kalın, hoplayıp zıplayıp abone olun.